Grafik Türk ile After Effects basit animasyon yapma serimiz devam ediyor arkadaşlar. Bir önceki dersimizi izlediyseniz bu eğitim videosu o serinin devamı olarak sizlere sunulmuştur. İlk eğitim videosunda yeni bir kompozisyon oluşturmayı ve kompozisyonumuzu düzenlemeyi öğrenmiştik. Şimdi ise arayüzümüzde bulunan araçlarımızı hızlı bir şekilde inceleyip onları tanıyalım. Bu serinin sonunda animasyon yapmayı tamamen öğrenmiş olacaksınız. Hazırsanız haydi başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi After Effects'imizde sol üst tarafta bizim bazı araçlarımız bulunuyor arkadaşlar. Bu araçların bazılarını oldukça sık bir şekilde kullanacağız. İlk aracımız arkadaşlar Selection Tool. Bu ne işe yarar? Tasarım elemanlarımızı istediğimiz alanları hızlı bir şekilde taşımamıza yardımcı olur. Örnek olarak sizlere şöyle gösterebilirim. Öncelikle tasarımımıza bir eleman ekleyelim. Ben bir text eklemek istiyorum. Hemen geldim. Buraya bir grafik Türk yazayım. Daha sonra Selection Tool'umu seçili hale getiriyorum. Katmanımda bu tekstimi seçili hale getirdim. Mouse'la üstüne gelip basılı tuttuğumda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi istediğim alana kolay bir şekilde taşıyorum. Bir sonraki aracımız ise arkadaşlar Hand Tool. Bu ise arkadaşlar kompozisyonumuzu taşımamıza, kompozisyonumuzu sürüklememize bize yardımcı oluyor. Klavyeden kısa yol tuşu H. Dilerseniz mouse ile tıklayıp da bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi bunu seçili hale getirelim. Kompozisyonumuzun üstüne geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi bir el çıktı. Bu el çıktığı zaman arkadaşlar mouse'umuz ile basılı tuttuğumuzda kompozisyonumuzu istediğimiz alana taşıyabiliriz. Bunu arkadaşlar timeline içinde yapabiliriz. Şimdi oraya gelmedik. Oraya geldiğimiz zaman o işlemi de size göstereceğim. Bir sonraki aracımız arkadaşlar Zoom Tool. Zaten adından da anlayabileceğiniz gibi ve buradaki mercekten anlayabileceğiniz gibi yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemini sağlıyor bize. Gördüğünüz gibi çalışmama geldiğim zaman bir büyüteç çıkıyor. Büyütecin üstünde artı işareti var. Mouse ile tıkladığım zaman görüyorsunuz ki bu bize yakınlaştırma işlemi sağlıyor. Bunun aksi yönde hareket etmesini istiyorsam klavyemden alt tuşuna basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi buradaki artı eksiye dönüştü. Bu sefer mouse ile tıkladığım zaman tam tersi bir işlem, yani küçültme işlemini gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir sonraki aracımıza gelelim. Rotation Tool. Klavyeden kısa yol tuşu W. Bunu arkadaşlar bir döndürme aracı da diyebiliriz. Dönme döndürme aracı da diyebiliriz. Bu aracımız ise tasarım elemanlarımızı istediğimiz açılara kolay bir şekilde döndürmemize yardımcı olur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi seçili hale getirdikten sonra buradaki Grafik Türk tekstinin üstüne geldiğimde dairesel bir ok oluştuğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Mouse'um ile basılı hale getirdiğim zaman bunu yukarıya ya da aşağıya doğru hareket ettirdiğimde istediğim açıları vermeme olanak sağlıyor. Ctrl Z diyorum, geri aldım. Bir sonraki aracımız arkadaşlar Camera Tool. Camera Tool'u bir animasyon yapmaya başladığımız zaman İlerleyen derslerde size daha detaylı olarak anlatmak için şu anda es geçiyorum. Sadece Camera Tool aracımız olduğunu da bilin. Şu an yeterli. Bir sonraki aracımız Anchor Point. Anchor Point nedir arkadaşlar? Şuradaki, şöyle Anchor Point'i seçili hale getirdim. Şuradaki noktadır arkadaşlar. Şu bizim Anchor Point'imizdir arkadaşlar. Bu Anchor Point de arkadaşlar vermiş olduğumuz bir animasyonu ne taraftan başlatacağımıza karar veren noktadır. Ben bu grafik Türkiye bir animasyon vermek isteseydim bunu sol taraftan, sağ taraftan ya da ortadan nereden başlayacağımı karar verebilirdim arkadaşlar. Eğer bunu tam merkeze oturtmak istiyorsanız bunu elle yapmak biraz zor oluyor. Bunun için Adobe After Effects bize şöyle bir seçenek sunuyor. Klavyeden kontrol tuşuna basılı tutun. Anchor Point'e gelin. Anchor Point aracımıza gelin. Ve çift tıklayın. Görmüş olduğunuz gibi otomatikman bu tasarımımızın tam ortasına geldi. Bu oldukça işimize yarayan bir araç. Bunu sık sık kullanacağız yaptığımız animasyonlarda. Bir sonraki aracımıza geçelim hemen arkadaşlar. Bu da Rectangle Tool. Buna da dikdörtgen aracımız diyebiliriz aslında. Bununla shape'ler, yani şekiller oluşturabiliriz arkadaşlar. Mouse ile üzerine basılı tuttuğunuzda göreceksiniz ki burada farklı şekilleri kullanmamıza olanak sağlıyor.
Bununla hızlı şekiller oluşturabiliriz arkadaşlar. Bu da oldukça fazla kullanacağımız bir araç. Hem şekil konusunda hem maskeleme konusunda birçok tasarımımızda bu aracı sıklıkla kullanacağız. Bir sonraki aracımıza geçelim. Burada da Pentool'umuz var. Pentool da aynı şekilde oldukça sıklıkla kullanacağımız bir araçtır arkadaşlar. Pentool aracı bizlere çizim yapmamıza olanak sağlar. Photoshop'ta bilirsiniz croplama vardır. Aynı işlemi Adobe After Effects üzerinde de yapabiliriz. Pentool kullanarak crop yapabiliriz, maskeleme yapabiliriz ve daha birçok seçeneği Pentool'la gerçekleştirebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar geldiğimizde Type Tool'umuz var. Bunda oldukça basit anlayabileceğiniz gibi text oluşturmamıza yardımcı oluyor. Type Tool'a tıkladığımız zaman buraya Adobe yazalım. Gördüğünüz gibi text oluşturabiliriz. Eğer bu teksti fontumuzu değiştirmek istersek karakter bölümünden istediğimiz herhangi fontu seçebiliriz arkadaşlar. Boyut vesaire tüm ayarlarını buradan yapabiliriz. Bir sonraki aracımız Brush Tool. Bunu da arkadaşlar size Adobe After Effects'te brush ekleme gösterdiğim zaman bu brush kullanımını da göstereceğim. Bir sonraki aracımız Clone Stamp Tool. Kopya basma, kopya oluşturma gibi işlemlerimizde bu araç bize yardımcı olacak. Onun dışında arkadaşlar bir sonraki aracımıza geçelim hemen. Eraser Tool. Bu da arkadaşlar silgi aracımız. Bir sonraki aracımız Rota Brush ve bir sonraki aracımız ise Puppet Position Pin Tool. Araçlarımız bu kadar arkadaşlar. Hızlı bir şekilde inceledik. Bunları bu eğitim videosunda nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Eksiksiz bir şekilde araçlarımızın hepsini inceledik arkadaşlar. Bir sonraki videoda projemize nasıl dışarıdan tasarım elemanları dahil edebileceğimizi göreceğiz arkadaşlar. Bunun dışında timeline'ı nasıl kullanacağız, katmanlarımızı nasıl oluşturacağız, bunlar hakkında da detaylı bilgiler sunacağız. Bu eğitim videosu bahsettiğimiz gibi bir seri olarak gidecek ve bu seriyi takip ettiğinizde sıfırdan başlayıp harika animasyonlar oluşturmanızda sizlere oldukça faydalı olacaktır. Bu eğitim videolarını kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve bildirimlerinizi mutlaka açın. Grafik Türk ekibi olarak hepinize saygılar, teşekkürler arkadaşlar.